Heyecan var mı heyecan? Biraz. İyi. Hadi hazırsan çıkalım. Yusuf, abinin yanında güvenli olur değil mi? Tabii, merak etme sen. Zaten mahallede olacaklar. Çocukların da göz önünde olacak. Sen rahat rahat işine gücüne bakabilirsin. Tamam. Ay sanki şehirler arası yolculuğa çıkıyorsun. Bu kadar abartmasan mı acaba? Akşama görüşeceksiniz. Haklısın, alışmamışım. Sen de hiç merak etme Poyraz'cığım. Nana bana emanet. Eti benim, kemiği senin. Güzelce işi öğreteceğim ona. Hadi bakalım. Etini kemiğinden sıyıracağım. İşte burası da benim dükkan. Cansel, ablam. Bana güvenmiyordun sen. Ne değişti bilmem. Ama iş verdin bana. Teşekkür ederim. İnşallah pişman olmam. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Epeydir temizleyemedim burayı. Malum olanlar. Neyse, şimdi bir dip köşe temizlemek lazım. Bak, temizlik malzemeleri orada. Ben seni orada durasın diye mi çırak aldım? Hadi. Dur dur dur, ne yapıyorsun? Yerleri sileceğim. Onunla değil hayatım. Bununla. Önce bununla yerleri iyice ovalaya ovalaya temizleyeceksin. Sonra paspas yapacaksın. Hijyen benim kırmızı çizgim. Gerekirse ben beğenene kadar tekrar tekrar defalarca sileceksin. Hadi kolay gelsin. Merak etme. Pırıl pırıl olacak buralar. Çırak, hadi pedikür malzemelerini kap da gel. Pedikür malzemesi mi? Ne yapacağız? Ah, pedikür yapacaksın bana. Bu olanlar yüzünden kendimle de bayağı ilgilenemedim. Toynağa döndü narin ayaklarım. Bakma hadi. Kettle'da kaynar su da var. Hadi eğil önümde de başla. Başlamadan önce bilmen gereken bir şey var. Seni anlıyorum.
Yani ne yapmaya çalıştığını. Ama ben bunlardan kaçmam, yaralanmam. Çünkü ben güçlüyüm. Yusuf'u yaşatmak için öyle şeyler yaşadım ki. Yani anlayacağın, burası bana cehennem olamaz. Ben oradan çoktan geçtim. Şimdi bak bakalım. Suyun sıcaklığı iyi mi? Ah! Bırak. Ben kendim yaparım kendi işimi. Hayırlı işler. Ah, Poyrazcığım gelmiş. Canım kaynım benim. Sana dün mü getirdim yenge? Ne kadar düşüncelisin canım benim. Sağ ol. Nasıl? Çıraktan memnun musun? İyi iyi, öğrenecek. Sana bir çay söyleyeyim mi? Başka sefer. Senin çırağı kaçırmaya geldim. İlk iş günü ya. Biraz nefes alsın. Hadi bakalım çırak. Dürümüş. Vallahi ben yaptım diye demiyorum ama saçların şahane oldu. Bak bu kesim seni 10 yaş genç gösterdi. Bütün mahalle bayılacak. Ben yaşlı mıyım ayol? Acele etmeseydin, 3-5 kahve daha içseydin. Yarım saat geçmeden hemen geldim. Tosumla suyumu da yanımda aldım, gecikmeyeyim diye. Her şeye de bir cevap, pabuç kadar. Cansel'cim, o kız kim? Maalesef çırağım. İş öğretmek için aldım ama beceriksiz. Ne kadar güzel kızmış. Hele o saçları maşallah. Allah özene bezene yaratmış. Çok da şey yapmamak lazım yani. Bu sokaktan her gün 10 tane daha güzeli geçiyor. Yok yok. Bu kızın güzelliği bir başka vallahi. Ben mahallede senin saçlarını her zaman bir numara derdim. Ama bu kızın saçları seninkinden daha şahane. Edası duruşu bambaşka. Neyse hadi canım görüşürüz. Ver canım ver sen şunu da. Ay abartmayı da çok sever. Ne bakıyorsun öyle? Hadi git bana bir çay getir. Peki. Güzel de görmesek. Nerede benim uyku ilacım? Hadi canım, ben çayımı içerken sen de tostunu ye. Sonra müşteriler gelecek. Aç kalacaksın. Acelesi yok. Patron sen misin, ben neyim anlamadım. Birazdan müşteri de olacak buraya. Sonra Cansel abla beni aç bıraktı diye dolanacaksın. Ye işte tostunu. Tamam. We'll be right back.
neden böyle oldum? Çok uykum var. Ağırlık bastıysa çok yedin demek ki. Bakalım uyuyan güzel. Kalktığında bu mahalledeki en çirkin kadın sen olacaksın. Soranlara da bitliydi, müşterilere geçmesin diye kestim derim. Böyle sessiz sessiz gelir mi? Ödümü kopardın. Çocuğu düşürecektim. Ne yapıyorsun sen Cansel? Ne yapıyorsun dedim. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne demek hiç? O elindeki makas ne? Kızın saçını mı kesecektin? Evet, kesecektim. Çünkü asabımı bozuyor bu bitli prenses. Böyle saçlarını savura savura hipnotize ediyor Poyraz'ı. Kuruldu eve, evden de gitmiyor. Sen gelmesen verecektim ona dersini. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Sen bunu yapmak için mi aldın kızı işe? Allah'tan Yusuf'u Mert'e emanet ettim de geldim. Görmedi şu hali. Bu kız niye uyanmıyor bu kadar sese? Yok artık. Yoksa... Aman canım, yarım doz verdim. Uyanır birazdan. Uyudun böyle. Vallahi ben de anlamadım. Bu neyin rahatlığıysa artık. Hadi git eve artık sen. Müşteriler gelecek. Seni böyle görmesinler. Otel değil burası. Hayır. Ben çalışacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Al anahtarı da. Hadi git eve. Kusura bakma. Thank you.
Efendim kızım? Anne, sana gönderiyorum. Gönder gelsin bakalım. Haberi de düşmüş internette. Hapishaneye gizlice soktuğu zehri içip intihar etmiş. Aniden nefesi kesilmiş ve nabzı durmuş. Usta, şüphe etmekte çok haklısın. Yani o adamı götürürlerken yüzünü gördüm. Böyle canavar gibi bir tipti zaten. Pisliğin tekiydi. Hala bir de bağırıyordu. Göreceksiniz, göreceksiniz falan diyor. Ya bu işte bir iş var ama anlamadım gitti. Nabzı durmuş diyorlar. Acaba diyorum ki biz kuruntu mu yapıyoruz usta? Belki adam gerçekten ölmüştür. Eğer bu bir oyunsa bu oyun nasıl kurar? Vallahi usta benim kafam böyle tilkiliklere çalışmaz. Yani intihar etmiş alıp götürmüşler. Ya bir insan kendini öldü gösterip nasıl kaçabilir ki? Eğer cezaevinde kendine öldü süsü vermek istediysen tek bir kişiye ihtiyacın olur. Doktora mı usta? Aynen öyle. Hapishane doktoru adını öğrenip peşine takılıyorsun nereden? Takip et bakalım. Şüphe çeken bir durum var mı? Usta sen bu mahalleye vallahi fazlasın. Mevzulara bak film gibi oldu. Neyse ben hemen çıkıyorum usta. Çamaşır makinesi bozuldu. Mecbur leğene kaldık. Elde yıkamaktan başka çaremiz yok. Bak dolabın içinde deterjan var. Güzelce çitile. Leke meke kalmasın. Kar gibi beyaz olması lazım. Yalnız Cennet teyze. Anlıyorum. Bizi burada istemiyorsunuz. Ama bilin, hiç planım yok benim. Kötü biri değilim. Sadece Yusuf için buradayım. Onu korumak için. Başka hiçbir niyetim yok. Göreceğiz kızım, göreceğiz. Ben Yusuf için her şeyi katlanırım. Onu da bilin. Cenderedeki hayat da konaktakine benzemez. Sen de bunu bil. Thank you.
İyi misiniz? İyi misin ufaklık? Atlayın. Sen? Kimsin sen? Poyraz. Fırtına Poyraz. Bana deli diyor da kendi de deli. Bunlar olmamış kızım. Lekesi üstünde. Baştan çitili. Tamam. Tabii. Sen bunu 100 kez çitilisen de beğenmeyecek Nana. Hiç boşuna heveslenme. Ne yapıyorsun Nana? Eve geldim Canukan. Cennet teyzeni yardım ediyorum. Ben de Şahin amcaya yardım ediyorum. İkimiz de ne güzel çalışıyoruz değil mi? Evet Canukan. Aferin sana. Müşteri geldi. Hadi kapattım. Tamam. Senin için her şeyi yaparım Canukan. Her şeyi. Hiç kimse pes ettiremez bana. Madem 1000 kez çitilesem olmayacak. Madem her şeyi bana eziyet için. Yığdım bütün çamaşırları önüne. Makinede bozuk dedim. Çitelesin dursun. Ay aklınla bin yaşa anneciğim. Asıl sen onu çitilemişsin. Bak şuraya yazıyorum. 2 güne kaçar gider bu evden. Aynen öyle. Çekecek oğlumun üzerinden gölgesini. Yok öyle ya ama. O neydi? Ne oldu annem? Bahçeden bir ses geldi. Herhalde kedi girdi. Ay Cansel çiçeklerimi kırmasın gene. Kapatıyorum ben bir bakayım. Hepsini bitirdim Cennet teyze. Umarım istediğiniz gibi oldu. Ama sen nasıl? Makine bozuk demiştiniz ya. Ben anlarım tamirden. Bir baktım kendi düzelmiş. Attım çamaşırları mis gibi çıktı. Ben Leyni götürürüm. Leğeni ben götürürüm. Sen depoya. Epeydir elden geçirmedik. Şöyle dip köşe bir temizlemek lazım. İçerideki bütün eşyaları dışarıya çıkar. Teker teker temizleyip yerlerine yerleştir. Biraz zor bir iş. Ama senin gücün kuvvetin yerinde. Malum ben yaşlıyım. Sen halledebilirsin değil mi? Hallederim ben merak etmeyin.
Zayıf bir halin var ya, insan konduramıyor bu işleri becereceğini. Ama sanki demir kozadan çıkmış gibisin. O ne demek? Hani diyordun ya, kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Ondan dedim. Kelebek demir kozada büyümüş sanki. Kelebek falan değilim ben. Savaşçıyım. Altı yaşından beri çalışıyorum ben. Altı yaşından beri mi? Ne yaptı acaba? Yengem rahat durmamıştır. Alo. Hayırdır? Ben seni en son kuaförde bırakmıştım. İnşaat işlerine mi geçtin? Ne bu sesler? Hayır tabii ki. Orada işim bitti. Eve gelince Cennet teyze depo temizleyeceksin dedi. Atılmış eşyalar varmış, temizlenecek. Depo mu? Hadi beni oyalama. Anne, şimdi anlaşıldı neden sesini çıkarmadın. Kolay gelsin. Sen niye geldin? Bazıları benim eşyalarım. Sen taşırken kırarsın diye. İçim rahat etmedi. Mecbur geldim ya. Yok, kırmam. Sen git, ben yaparım. Cennet teyze görmesin, kızar. Bana laf yetiştireceğine işine odaklan sen. Yoksa sabaha kadar bitmez bu iş. Hadi. Olmaz. Git diyorum. Duymadın mı? Duymuyorum seni, duymuyorum. Sen niye gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Ya sana niye güleyim? Mert komik bir şey anlatmıştı da aklıma o geldi. Yo, sen bana gülüyorsun. Çok mu komik? O zaman aynaya bakınca kendi yüzüne gülersin. Aha! Oldu mu bu şimdi? Hı? Sen delisin de ben haklı mıyım? Hadi al intikamını. Hadi. Allah'tan ben merhametli bir insanım da affettim seni. Ama halk sağlığı için şurada su var. Bir yüzünü yıka. Thank you.
Yusuf için hazırlıyorum. Aç gelmiş. Yarın yine iş var. Hazır mısın Nana? Hazırım. Ben işten korkmuyorum. Yenge. Yarın maalesef gelmeyecek. Niye? Ne oldu? Bana yardım edecek. Yeni çırağım o. Yani artık benim yanımda. Kız haliyle marangozhanede sana yardım edecek, öyle mi? Oğlum nerede görülmüş bu? Annem haklı. Elinin hamuruyla erkek işini nasıl yapacak? Nasıl becerecek? Becerir, becerir. Siz merak etmeyin. Kız haliyle Yusuf için sokaklarda her şeyin üstesinden gelmiş. Evelallah bunun da üstesinden gelir. Bana yardım edecek o. Sorun olmaz herhalde ha yenge? Yani madem öyle tamam. O zaman yeni işin hayırlı olsun. Ne gerekirse yaparım. Yarın erkenden başlıyoruz. İyi dinlen. Ben adamı çok çalıştırırım ona göre. Aldım ben notları. İstediğiniz gibi iş çıkartırız, merak etmeyin. Görüşürüz. Gel. Sana bir sorun var. Olmayan bir iş çıkarmıyorsun değil mi? Yani gerçekten yardıma. Gerçekten yardıma ihtiyacım olmazsa gel der miyim ben? Seninle çalışmak istediğim en son şey. Şimdiden kara kara düşünüyorum da işimiz düştü işte. İyi o zaman. Korumana, kollamana ihtiyacım yok çünkü. Ne oldu? Gözüm korktu yoksa? Marangozluk başka şeydir. Ağaçtan, kütükten anlaman lazım. Seninle konuşuyorum ya. Yetmez mi?